Merhaba arkadaşlar. Evden eve nakliye programının 6. dersiyle devam ediyoruz. Arkadaşlar zaman kaybı olmasın diye bir sayfa oluşturdum. T formu, taşıma formu diye şu şekilde bir form hazırladım arkadaşlar. Tabii önceden görünüm menüsüne gelip sayfa sonu ön izlemeye gelip burada tek bir sayfaya sığacak şekilde sayfa kenarlarımı böyle belirledim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra taşıma tarihi, müşteri adı, telefon numarası, yükleme adresi, indirme adresi, yükleme katı ve şekli, katını buraya, şeklini buraya alacağız. İndirme katı ve şekli, ekiplerimizi buraya yazacağız, araçları, buradaki açıklamalar, müşteri imzası, bu şekilde formu hazırladım. Siz de aynısını hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi formumuz bu şekilde hazırlandı. Şimdi ben hemen ana sayfaya geleyim. Burada bir nakliye işlemi yaptıktan sonra kaydediyorum. Burada herhangi bir nakliyeyi seçip yazdır dediğim zaman o forma göndereceğim bilgileri ve oradan yazdıracağım. Şurada yazdır diye bir buton ekleyeceğim arkadaşlar. Aslında direkt burada da buradan da yazdır diyebiliriz ama şurada yazdır olsun. Tabii ne yapmıştık onu hemen bir hatırlayalım. Burada soyadı yazıyoruz mesela. Soyadı ne olsun? Kaya olsun. Yine evet. Adı Ahmet olsun. Ahmet diye Ahmet Kaya'yı da yad ettik. Yad ettik. 533 numarasını yazdık. Şöyle arkadaşlar. Adresi yazıyoruz. İndirme adresini yazıyoruz. İndirme şeklini yazıyoruz. İndirme katı. Açıklama. Ücret. Ondan sonra gelip burada işçi ekliyoruz arkadaşlar. Kaç işçi burada görev alacaksa ya da çalışmaya gönderdiysek. Burada da hangi araçlar gittiyse araçlarımızı seçiyoruz. Ondan sonra kaydet diyoruz. Ve evet'e bastıktan sonra nakliye kaydedildi. Gördüğünüz gibi Ahmet Kaya burada. Burada incele dediğimiz zaman bunu açacağız arkadaşlar. Aslında inceleye hiç gerek yok. Direkt güncelle diyebiliriz. Zaten incelenecek. Aslında incele olabilir. Çünkü oradaki çalışanları göremiyoruz burada. Silme, raporlama. Şuraya bir yazdır ekleyeceğim şimdi arkadaşlar. Tabii burada daha önce çalışan eklemelerimizi yapmıştık arkadaşlar. Çalışan silimiz de çalışıyor. Ekleme de çalışıyor. Hepsi çalışıyor burada gördüğünüz gibi. Bu tarafta sıkıntı yok. Nakliye eklede sıkıntı yok. Şunları yapacağız. Önce bir yazdırı yapalım arkadaşlar. Hemen geliştiriciden Visual Basic'e gidiyorum. Ana formu açıyorum. Şu raporlar sayfasının butonun bir kopyasını şuraya aldım. Ve yazdır diyorum arkadaşlar. Yazdır. Tamam. Şimdi öncelikle burada herhangi bir şey seçili değil ise yazdırın hiçbir şey yapmasını istemiyoruz. Tabii bunun ismini de BTN yazdır diyoruz. Tamam. Şu yazının içine giriyorum. Diyorum ki eğer LST N'ye basıp liste kayıt sayısı küçüktür 0 ise end ve sıfırda küçükse end mi diyeceğiz yoksa or mu diyeceğiz? Evet or diyeceğiz veya lst nakliye nokta list index küçüktür sıfır ise then exit
Sap diyeceğiz. Bir çalıştıralım bakalım. Şöyle yazlara bastığım zaman bakın. Ama herhangi bir şey seçtiğim zaman da tabii biraz sonra işlem yaptıracağız. Evet, şimdi yazdır dediğim zaman ne yapacağız arkadaşlar? Önce bir izleyelim. Bakın. Taşıma tarihini şuradaki birinci kolundakini taşıma tarihini nereye atacağım? Taşıma tarihi. Aslında şunun bir fotoğrafını, resmini alayım arkadaşlar. Bakın şurada ekran alıcısını aldım. Şurayı şöyle bir resmini çektim. İkide bir ben programı açıp bakamam. Onun için bunu aldım. Burayı kapatalım. Şimdi arkadaşlar birinci kolonu nereye atayacağız? Birinci kolonu taşıma formunun şurada B6 hücresine. B6 hücresine aktaracağım. Hemen geliyorum. Yazdırın içine girdim. Ve diyorum ki Sheets en nakliye tası şey en neydi ya? Ne isim verdik ona ya? T formu pardon. Bunu kopyalıyorum. Gelip şuraya yapıştırıyorum. Nokta range B6 nokta value eşittir. LST nakliye kontrol boşluk nokta list diyorum arkadaşlar. Parantezi açıyorum. Yine LST nakliye nokta list index virgül birinci kolonu oraya at dedim. Hemen bir deneyelim. Ne demek istediğimi anlayacaksın. Bakın mesela şu Mehmet Demir'i seçip yazdıra bastım. İsterseniz kapatayım bakayım sayfaya atmış mı tarihi. Bakın gördüğünüz gibi tarih 25.02.2019'u buraya atmış gördüğünüz gibi. Aynı mantıkla devam ediyoruz. Şunu kopyalıyorum arkadaşlar ve buraya yapıştırıyorum. Peki nereye ne yazacağız şimdi? Hemen sayfaya tekrar bakıyorum. Bakın şurası müşteri adı. Nedir? B7'dedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi B7'de. Ben de şuradaki resimde adı nerede? Bakın şu tarih bu birinci kolonda arkadaşlar. Ad soyadı ikinci kolon, ad üçüncü kolonda. Ben 3 ile 2 birleştireceğim. Adı soyadı olacak arkadaşlar şimdi. Nereye yazacağız peki? B7'ye yazacağız. Hemen geliyorum diyorum ki B7 nokta value eşittir LST nakliye list index 3. Şunu seçiyorum. Ctrl C ile ve diyorum. Bir boş tırnak açıyorum arkadaşlar. Tekrar ve diyorum ve tekrar yapıştırıp bu sefer ikinci kolon diyorum. Çünkü soyadı vardı başta. Soyadı adı diye yazdığımız için ikisini yazdım. İsterseniz tekrar deneyelim. Bakın Mehmet Demir'i seçip yaz dedim. Kapattım. Şimdi sayfaya bakalım. Bakın şuraya ne yazıyor? Şey Ahmet Demir'i seçmiştim. Ahmet Demir'i buraya yazdı. Tabii bunu bir de sola hizalayalım. Tamam. Şimdi telefon numarasına sıra geldi. Telefon numarası gördüğünüz gibi dördüncü kolonda. Hemen artık çalıştırıp bakmayacağız arkadaşlar bitirinceye kadar. Yine şu üstteki satırı seçiyorum. Deri uzundu biraz. Ve Ctrl V ile yapıştırdım. Peki telefonu nereye yapıştıracağız? Telefon B8'e. Kayıtta mıyız? Evet. B8'e geliyorum şimdi. Buraya diyorum ki B8'e hangi kolonu al? Ne dedik telefon? 4'te. Şuradaki dördüncü kolonu al. Telefonu da aldık. Tamam. Şimdi tekrar Ctrl V ile yapıştırıyorum. Peki başka ne alacağız şimdi? Yükleme adresini alacağız. Yükleme adresimiz nerede? Yükleme şekli yükleme adı. Kaç numara vereyim? Bu 5, şu 6, bu 7,
8, 9, 10, 11 ve 12. Ücret 12. Şimdi ne alıyoruz arkadaşlar? Yükleme adresi. Bak, yükleme adresi 7'de gördüğünüz gibi. Ben de geliyorum şuraya. Nereye alacağız peki? Şuraya alacağız. B9'a. B9'a yükleme adresi neredeydi dedik? 7'de. Buraya 7 diyorum arkadaşlar. Tekrar aşağı indim. Bir daha kontrol V'ye yapıştırdım. Yapıştıramadım. Evet. Herhalde B10'a da, değil mi? Bakalım nereye alıyoruz? İndirme adresi B10. İndirme adresi nerede? İndirme adresi 8'de gördüğünüz gibi. Evet, buraya da 8 diyorum. Tekrar aşağı indim. Yapıştırdım. Şimdi nereye kayıt alıyoruz? Yükleme katı ve şekli. Yükleme katını alacağız. Nereye alacağız? B11'e. B11'e yükleme katı. Yükleme katı nerede? Yükleme katı 6'da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen buraya da 6 diyorum. Evet. Tekrar yapıştırıyorum. Sanırım C12'ye, yani şuraya, D11'e pardon. Yükleme şekli. D11'e yükleme şekli. Yükleme şekli 5'te arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yükleme şekli 5'te. D11'e 5'i alacağız. Buraya D11 diyoruz. D11'e yükleme şekli 5'i aldık. Tekrar yapıştırıyorum. Niye hafızadan çıkıyor ya bu? İlginç. Şimdi de B12'ye indirme katı. B12'ye. Şuraya B12. B12'ye. B12'ye ne alıyoruz? İndirme katı. İndirme katı nerede? İndirme, evet, indirme katı bakın 10'da arkadaşlar. Şurayı 10 yapıyoruz. Tekrar yapıştırıyorum. Sanırım bu da D12 olacak. D12'ye de bakın şurada D12 indirme şekli. İndirme şekli, indirme şekli. İndirme şekli 9'da arkadaşlar, görüyorsunuz. İndirme şekli 9'da. Şurayı da 9 yapıyoruz. Evet, buraya kadar tamam. Şimdi neye sıra geldi? Ekibe sıra geldi arkadaşlar. İşte ekibimizi tek tek buraya yazdıracağız. Ekip kalsın şimdi. Bir de şu şuraya tarih yazacağım arkadaşlar. Şuraya Baykal Taşımacılık şu tarihinde diyor ya. Şuraya tarihi C34. C34'e tarih yazacağım. Bunu yapıştırıyorum. Ctrl C, Ctrl V, C34, C 34'de nereye alacağım? Tarih alacağım. Tarih nerede? Tarih 1'de arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Tarihe de şuraya da 1 diyorum. Evet, iki defa tarih kullanmış olduk. Bir de tutar var şurada, gördüğünüz gibi. B41'de tutar var. Yine yapıştırdım. B kaç? B41, evet. B41'e de tutarı alacağız. Tutar nerede peki? 12'de arkadaşlar, gördüğünüz gibi. 12. kolonda.
Şuraya da 12 yazıyorum. Tamam. Bir çalıştıralım bakalım. Bilgilerimizi alacak mı? Mesela Sinan Aslan'ı seçip yaz dedim ve burayı kapattım. Şöyle sayfaya bakalım yazmış mı ekrana. Bakın arkadaşlar. Şurada açıklamayı, adresi yazmış. Şuraya indirme şekli, katlarını yazmış. Bunları sola hizalayalım. Ya da ortalayabiliriz de. Şurada modüler asansör, Şunları da sola hizalayalım. Ondan sonra şuraya tarihi yazmış. Şurada 8000. Şurayı bir formatlı yapacağız şimdi. Burayı formatlı yapacağız. Diyeceğim ki şurayı alıyorum. Ctrl C buraya yapıştırıyorum. Nokta style diyorum. Style eşittir. Tırnak içinde. Currency diyorum arkadaşlar. Tamam. Ondan sonra bir mesaj yayın gösterebiliriz. Mesaj, mesaj, mesaj. FRM mesaj nokta LBL mesaj nokta caption eşittir form yazıcıya gönderildi diyeceğiz. Tabii önce yazdırılsın mı diye sormamız lazım ama neyse. FRM mesaj nokta show diyorum. Şimdi bir daha deneyelim. Bu sefer şu üstteki ya da şuradaki Mehmet Demir'i seçip yazdır dedim. Form yazıcıya gönderildi. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Sayfada bilgileri aktarmış. Bakın 10.000 TL 25.02 tarihinde. Burada Ahmet Demir telefon, adres Ankara, Burada 6 bina asansörü, modüler asansör diye bilgileri aktarmış. Sadece yazdırma yazacağız. Yani yazdıracağız. İstersen yazdırma kodumuzu da hemen yazalım altına. Buraya diyeceğiz ki şuraya nokta out print out diyor. Print out. Yanılmıyorsam buydu komutumuz. Out muydu diye arkadaşlar ya? Şimdi mesela bu kodunu hatırlamıyorum mesela. Çalıştırınca hata verir zaten de. Ha geldi bak gördüğünüz gibi. Masa üstünde bende yazıcı olmadığı için PDF soracak. Buraya diyeceğiz ki rapor diyeceğiz ya da form diyelim. Form. Masa üstüne kaydet dedim. Ya form yazıcıya gönderildi. Şöyle bir masa üstüne bakayım arkadaşlar. Şöyle masa üstüne baktım. Bakın form burada PDF olarak. Gördüğünüz gibi formum hazır. PDF formatında formumu hazırlamış. Tek bir eksiğimiz var. Oradaki ekibi buraya aktaracağım şimdi. Bakın aktarım ekibi nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. Bir değişken tanımlayacağım arkadaşlar. Şöyle. Dim x virgül y as integer diyorum. Sonra şurada istersen şunları bir devre dışı bırakayım şimdilik. Şimdilik şu düğmeye basarak bunları mesaj yani bunu yorum satırı haline getiriyorum. Buraya diyorum ki for x eşittir 2 to 2 to 10.000 diyelim. Buraya da next diyorum.
Diyorum ki Sheets hangi sayfadaydı bizim çalışanlarımız arkadaşlar? En çalışan şu buradadırlar. En çalışan sayfasından bakın şunu alıyorum bu sayfanın ismini. En çalışan nokta range yine A'nın X'i nokta value eşittir boş ise exit for diyorum. For'dan çık. Ki yanlış if diyeceğim buraya. Başına if koymam lazım. Evet. Yine şuraya kadar alıyorum. Bunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Peki bunu niye yaptım? Bakın. En çalışanda bizi bağlayan nedir? Buradaki nakliye ID'dir. Nakliye ID. Buradaki nakliye ID eğer şuradaki nakliye ID'ye eşitse arkadaşlar. Bakın şu başta nakliye ID var ya şurada gözün ki 2 var, 1 var. Buradaki nakliye çalışanlarda şurada mesela ben 3'ü seçtiğim zaman gelecek şuradaki en çalışanda 3 olanlara bakacak. Bakın şurada 3 tane 3 olan var. Bu üçünün işte adı, soyadı bilgilerini o sayfaya aktaracağım. Eğer eşit ise yani şuradaki A'nın X'i yani A2, A3, A4 neyse. Oradakini eşit size aktaracağım bu kadar. Hemen ne diyorum şurada? Diyor ki eşit range AX'i. Bakın gördüğünüz gibi A'nın X'indedir onlar. A'nın X'in nokta value eşittir. Neye eşit ise şuradan bir tane alayım. Şuraya yapıştırayım. Peki dikkat edin arkadaşlar. Kaçtadırlar? Bakın sıfırıncı kolondadır. Sıfırıncı kolon. Burası önemli. Sıfırıncı kolonda. Taşıma ID sıfırıncı kolondadır. Diyorum ki eşittir sıfır ise. Den diyorum. İşte benim yazmam gerekenleri şimdi buraya yazacağım. Şuraya bir den dedikten sonra buraya bir end if yazayım. End if. Tamam. Baktı ki gerçekten A'nın x'indeki değer buraya eşit. O zaman ne yapacağım? Şunu yapacağım. Peki bunları nereye yazdıracağım? Şu T formdaki şuradan itibaren yazacağım. Buraya 1 diyeceğim. Şuralara yazacağım arkadaşlar. Adını buraya, soyadını buraya yazacağım. Adı buraya, soyadı buraya diyeceğim bu şekilde. Hangi ekipleri gönderdiğimiz de anlaşılmış olacak. Şurada bir şey daha tanımlayacağım. Buraya dim PRS diyorum personel virgül ARC diyorum as byte diyorum arkadaşlar. Bir de PRS personel PRS eşittir. Kaç yapacağım? Peki nereden itibaren yazıyorum? Dikkat edin. B15'e yazıyorum bakın. B15. 15. O zaman burayı 15 diyeceğim. Eşittir 15. Neresi 15? Peki araç nerede? Araç da aynı şekilde 15. satırdadır. Dolayısıyla ARC eşittir. Onu da 15 yapıyorum. Şimdi biraz sonra nasıl kullanacağıma dikkat edin. Burada şu sayfanın bakın şu T formdaki kopyalıyorum. Geliyorum şuraya yapıştırıyorum. Nereye yazacağım dikkat edin. B15'e yazacağım adını. Burada diyorum ki B15 demiyorum. Buraya B ve PRS diyorum arkadaşlar. PRS. Yani B15'in değeri şimdi biraz sonra PRS'yi de arttıracağım ya. Neye eşit olacak? Şuna eşit olacak arkadaşlar. Bakın şurayı kopyalıyorum tekrar. Şuraya yapıştırıyorum. En çalışandaki adını nereden alıyorum en çalışandan? Adını E sütunundan alıyorum. Ne diyeceğim buraya?
E'nin x'i diyorum. E sütunun x'ini B'nin PRS satırına yaz. Sonra bunun aynısını kopyalıyorum. Ctrl C, buraya Ctrl V diyorum. Bu sefer de arkadaşlar C sütunu yani TN formun C şu sütununa, pardon bu nedir? B'dir, bu da D'dir. Hem birleştirdiğim için D olmuş. D sütununa bu sefer de E'yi değil de neyi al en çalışanda? En çalışandaki D'yi al arkadaşlar. Burada adını aldım, sonra soyadını alıyorum. D'yi al diyorum. Bak burada E aldım, burada da D'yi alıyorum. Sonra ne yapıyorum? PRS'yi bir bir arttırıyorum. PRS eşittir. PRS artı bir diyorum. Ki alt alta yazsın arkadaşlar. İşte bu kadar. Şimdi bunun aynısını kopyalıyorum. Ctrl C. Aşağıya Ctrl V ile yapıştırıyorum. Bu sefer for y diyorum arkadaşlar. Bakın yukarıda y'yi de tanımlamışım. For y diyorum. Bu da 2'den işte 10.000'e kadar. Bu sefer en çalışan değil, en araç diyorum buraya. En araç. Yani bakın bizim şurada en araç diye bir sayfamız var gördüğünüz gibi. Yine aynı taşıma ID'miz burada var gördüğünüz gibi. Her şey aynı. En araç sayfasındaki A'nın X'inin değeri boşsa çık. Yine en araç, şunları en araç yapıyorum. En araçtaki A'nın X'i, bakın en araca bakalım. Yine A'nın X'i var. Yine listedeki nakliye ID'ye eşit ise taşıma formundaki, bakın taşıma formuna gidelim hemen. Taşıma formundaki şu arkadaşlar H15. Taşıma formundaki nereye geldik? H mi dedik az önce? Evet. Evet H. Bakın şurada yazıyor arkadaşlar. H burada yazıyor bakın. Şurada. Taşıma formundaki H PRS değil ARC diyeceğim buraya. Value eşittir. En çalışandaki değil en araçtaki diyeceğim şuraya. En araçtaki hangi hücreden getireceğim? Bakın en araçtaki şu plaka lazım bana. Şu C sütunundan getir diyeceğim. Evet şuraya da C'nin X'i diyeceğim arkadaşlar. Y'si diyeceğim. Alttaki satıra gerek yok. Çünkü burada sadece plaka getiriyoruz. Bir önceki de adı soyadı getiriyorduk. Burada ARC eşittir. ARC artı 1 diyeceğiz. ARC eşittir. ARC artı 1. Bir şey unuttuk. Neyi unuttuk biliyor musunuz arkadaşlar? Şeyi unuttuk. Şunu aynısını alıyorum. Şunu kopyalıyorum. Şu satırı. Şuraya yapıştırıyorum. T formundaki B arkadaşlar T formuna bir daha geleyim. Şuradaki numara lazım. Buraya bir şey yazacağım. Ve hepsi de sağa hizalı olacak. Şöyle seçip sağa hizalı. Şurası nedir? A15'tir. Buraya A'nın bakın A sütununun A'nın PRS nokta value eşittir. PRS bakın PRS eksi 14 diyorum. PRS'den 14 çıkar. Yine şu aşağıya geldim. Burada da pardon burada değil şurada. Şurada da aynen şunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Peki araçta nerededir? Şuradadır. Yani G arkadaşlar. Bakın şurada G yazıyor gördüğünüz gibi. Burada da G'nin ARC nota value eşittir. ARC eksi 14 diyor. Evet. Şimdi bunları devreye alabiliriz. Tekrar bunları geri getirdim. Kaydete bastım. Evet dedim.
Şöyle bir tanesini bir kullanayım, çalıştırayım arkadaşlar. Şu anda buralar boştur gördüğünüz gibi. Tabi buraları da boşalttırmamız lazım. Aynı zamanda her seferinde burayı temizletmemiz lazım. Çünkü orada programda boş bir yer varsa ve burası bir önceden dolu ise o bilgiyi burada tutacak. Onu da temizleteceğiz arkadaşlar. Onu isterseniz hemen yapalım bence. Bakın bizim temizlenmesi gereken hücrelerimiz bunlar. İlk başta temizletelim şuraya. Şurada temizleyelim önce. En formu temizle diyelim. Bu bir prosedür arkadaşlar. Hemen bunu kopyalıyorum. Gelip nerede yazalım? Şuraya. Sub en formu temizle. Aynen şunu alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Eşittir boşluk. Tekrar yapıştırıyorum. B7 eşittir boşluk. Eşittir diye yazalım. Şunu aynısını kopyalayayım. Ondan sonra neyi temizliyoruz arkadaşlar başka? B8'i temizliyoruz. Ondan sonra B9'u. Ondan sonra B10, 11, B10'u. B11'i. B12 D11'i de temizliyoruz. Küçük harf olması da önemli değil. D11, B12 D12'yi de temizliyoruz. Başka B41 şey C34'ü B41'i temizliyoruz. B41 başka B41. Şimdi gelelim. Bir de nereyi temizleyeceğiz arkadaşlar? Dikkat ederseniz G ve H sütunları temizlememiz lazım. Yani şuradan şuraya kadar. A15'ten D24'e kadar. A15'ten D24'e kadar. Onu da hemen yapalım. A15'ten D kaçtı ya? Aklımda tutamıyorum ya. A15 2 nokta üst üste. Hatta aslında şuraya kadar. Şu alana kadar. Bu nedir? H24. A15'ten H24'e kadar. H24'e kadar onu da temizledik. Başka bir de şurayı temizledik. Evet, bunu da temizledik. Şunu da temizledik. Tamam, bitti. Bir de burası zaten yazıcıdan çıkarınca yazdıracaklar kalemle. İmzalayacaklar. Tamam. Evet, bitti. Şimdi arkadaşlar artık program çalışır çalışmaz önce en formu temizleyecek. Ve bu şekilde son haliyle kaydedelim. Şöyle bir denemesini yapalım arkadaşlar. Bir çalıştıralım. Geliyorum. Mesela Ahmet Kaya'yı seçip yazdır dedim. Buna da FRM2 diyelim. Kaydet dedim. Form yazıcıya gönderildi. Bakalım gerçekten gönderilmiş mi? Buna ihtiyacım yok artık. FRM2 dediğim zaman bakın arkadaşlar tarih yazmış, Ahmet Kaya telefon adresleri yazmış, Bir Zeki personelleri yazmış, araçları yazmamış. Niye araçları yazmadı ya? Allah Allah. Aracı yazmamış. Taşıma 003. Aslında şu iki aracı yazması lazım diye. Bakalım niye aracı yazmadı. For y 2'de en araçtaki a'nın x'i boş ise exit for
En araçtaki A'nın X'inin değeri LST nakliyedeki liste sıfıra eşit ise G'nin ARC value eşittir ARC eksi 14. ARC. Bir dakika. En araçtaki A'nın X'inin değeri. En araçtaki A'nın X'inin değeri. A'nın X'i bu. Taşıma 003 eşit ise eşit ise H araç H H H evet burası ilginç. Niye ismi aldı, diğeri niye almadı? Ha, buraya X demişiz arkadaşlar ya. Ya. Burası Y olacak. Belki siz görmüşsünüzdür. Sesinizi bayana duyuramıyorsunuzdur mutlaka. Evet. Şimdi bir daha çalıştırıyorum. Şurayı seçtim. Yazdır dedim. Buraya FRM 2 diyorum. Tekrar aynı isimden. Üzerine yazıyorum. Yazıcıya gönderildi. Şöyle bir bakalım. Forma bakıyorum. Araçlar, iki tane araç da göndermiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Araçlarımız da yazmış, tutarlarımız da almış. Her şey tamam. Tabii sizde yazıcı varsa direkt yazıcıdan çıkarır. Bende yazıcı olmadığı için PDF olarak kaydediyor. Saate bakalım. 36. Arkadaşlar bu dersimiz de bu şekilde kalsın diye düşünüyorum. Aslında inceleyi de yapabiliriz ama neyse, bu dersimiz de bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Da bir örnek tekrar yapalım. Şöyle geleyim, ondan sonra bakın mesela programa geldim. Yeni nakliye diyorum. Geliyorum, adı, soyadı Yıldız olsun. Adı Mustafa olsun. Telefonu 533-434-1213 olsun. Yükleme şekli modüler asansör. Yükleme katı 6. kat. Adres Bahçeli 4. Evler Mahallesi No 12 Çankaya Ankara. İndirme adresi o da aynısı olsun. Farklı No 34'e gidiyor mesela, farz edelim. Bu da arkadaşlar, biz bunu da yük asansörüyle indiriyoruz. 5. kata gelecek. Açıklama. Eski müşteri diyoruz. Yani öylesin. Bir açıklama yazdım. Alınan ücret 12 bin lira. Hangi işçilerimiz gidiyor? Tüm işçileri gönderelim. Aslında multis birden fazla satırı seçip bir seferde hepsini ekletebiliriz. Bütün araçları da gönderelim. Baya bir yük var. Evet. Şimdi kaydete basıyorum. Evet diyorum. Nakliye kaydedildi. Ve Mustafa'yı yazdır diyorum. Buraya Mustafa Yıldız diyorum. Kaydete basıyorum. Tabii normalde yazıcıdan çıkmıştır. Form yazıcıya gönderildi. Şöyle bir bakalım yazıcıdan nasıl çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mustafa Yıldız, telefonu Bahçeli Evler, Ankara, 6. kat, modüler asansör, bina yük asansörü. Şunu niye büyük harfle yazıyor ya? Bir küçük biri büyük. Neyse, ismi Zeki Gün, Ayşe Gül, Murat Çelik, Ahmet Demir. Araçlarımız burada. Açıklamalarımız burada ve formumuz hazır. Bu dersimiz de bu kadar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Lütfen yorum yazmayı, abone olmayı ve beğenmeyi eğer
Hoşunuza gittiyse unutmayın. Arkadaşlar özellikle ben bunu detaylı olarak size açıklamamın amacı siz de bu işi yapabilirsiniz. Bulunduğunuz şehirde bu tür iş firmayı olarak örneğin aynı programı hazırlayabilirsiniz. Amacım sizlerin de bu işten para kazanmanız, ek gelir elde etmenizdir. Bu nedenle ben her şeyi detaylı bir şekilde sizlere anlatıyorum. Umarım emeğimiz boşa gitmez. Hepinize iyi geceler diliyorum.